Kayseri'de pandeminin başlangıcından itibaren 6. ayında şu an devam ediyoruz. Temmuz'un ortasına kadar belli bir baskılama sürecinde gelmiştik. Özellikle Temmuz'un ortasından sonra vaka sayılarımızda yükselişler oldu. Bunu da ulusal basında da bir ara yer aldık. Orta boyutta devam ediyor diyebiliriz. Tabii bu vakaların şu an Kurban Bayramı'nın yansımalarını yaşıyoruz. Kurban Bayramı hareketliliğin çok olduğu, insanların birlikte ortak organizasyonların çok yapıldığı bir dönem olarak geçti. Önlemlerimiz ise toplumsal önlemlerden bireysel önlemlere geçmesi hasebiyle bireysel önlemlerimizi çok fazla kendimize oturtamadık. Yani bunu bir şekilde başarmamız gerekiyor. Çünkü mevcut bu virüsle mücadelede kendimizi ve çevremizi korumanın tek yolu, dünyanın da şu an bu kabul edilmiş formatı, maske ve mesafe. El temizliği de işte virüsü bir yerden alıp ağzına, yüzüne, gözüne değdirdiği zaman elini, o zaman yemek yerken falan. Aslına bakarsak yemekten önce bizim kültürümüzde olan şeyler, ellerimizi yıkamak, yemekten sonra yıkamak, ağzımızı burnumuzu çalkalamak, bunlar virüse karşı da koruyucu önlem olarak duruyor. Kayseri'de belli bir süreci geçirdik. Şu an itibariyle tedavide başarı oranımız yüksek. Tedavi anlamında hastanelerimizde, hastanedeki hekim kalitemiz, kapasitemiz gayet iyi. Ancak mümkün olduğu kadar şu dönemde, ilk başta diyorduk ya, lütfen evden çıkmayalım, Kayseri evde kal diyorduk. Aslında şu dönemde işimiz yoksa hareketliliği azaltmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu hareketliliği azaltarak sürece katkıda bulunmamız gerekiyor. İşimiz yoksa çarşıya çıkmayalım. İşimiz yoksa çok yoğunluklu yerlerde bulunmayalım. Düğünlerde yakınlaşma yapmamamız gerekiyor. Yani tabii belki yıllarca görmediği bir ahbabını görüyor. İşte tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesinlikle artık unutmamız gerekiyor. Yani bu süreci böyle geçireceğiz. Bu süreçte bazı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Nasıl evden çıkarken gözlüğümüzü takıyoruz, takmadan çıkamıyoruz. Maskemizi de takmadan çıkmayacağız. Gün içerisinde maskelerimizi mutlaka düzgün bir şekilde takacağız. Şimdi gidiyorum yolda, maske çene altında, maske burun altında. Şimdi burundaki virüs yükü ağızdaki virüs yükünden iki kat fazla. Burun kesinlikle kapalı olmalı. Burun kapalı olmaktan sonra bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani eğer virüslü biri ise dışarıyı yayıyor. Virüslü biri değil, ortamdan virüs alacaksa burundan da alıyor. Bizim son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan biri şu. Diyelim ki bir arkadaşımız pozitif çıktı. Pozitif olan arkadaş karantinaya alınıyor. Evde, hastanede veya yurtta. Ve onun temaslarını sorguluyoruz. Temaslarını sorguladığımızda şu. Yani son 3 gün içerisinde 15 dakikadan fazla maskesiz, 1,5 metreden yakın görüşme yaptığım kişilerin isimleri. Hı hı. Yakın temas dediğimiz şey bu, format bu. Yani bu isimleri almakta o kadar zorlanıyoruz ki. Ben kimseyle konuşmam, görüşmem. Ondan sonra işte işime giderim, evime gelirim. Başka hiçbir şey demiyor. Dolayısıyla 2 kişi, 3 kişi evdeki yaşayanların sadece adları yazılıyor. Veyahut da alınabiliyorsa birkaç tane. Şimdi bu konuda işbirliği ve bilgi paylaşımı yapılırsa yayılım önüne geçmiş oluyoruz. Biz bir tane pozitifi tespit ettiğimiz zaman onun etrafındaki temasları alıp onları da 14 gün evde izole ediyoruz. Onlar 14 gün evde izolasyona maruz kaldığı zaman onların özgürlüğünü kısıtlamış gibi veya onlara zarar vermiş gibi düşünülüyor ama olay öyle değil. Eğer o pozitif çıkarsa başka insanlar, onun da etrafı var. O etrafından biri pozitif çıkarsa bu zaten böyle gidiyor. Bunu engellemenin yolu doğru bilgi paylaşımı, bizimle işbirliği yapılması, filyasyon ekiplerimizle iyi bir iletişim ve iyi bir şekilde tüm şeyleri bahsetmeleri gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ertesi birkaç gün sonra biri pozitif çıkıyor. Arkada gidildiği zaman benim diyor amcaoğlum da pozitif çıkmıştı ya. Biz aslında diyor onlarla diyor şöyle bir piknik yapmıştık. Biz buradan yakalıyoruz. Tersten gelip yakalıyoruz. Halbuki tersten gelip yakalama değil. Bunu doğru gidip pozitifi gördüğümüz zaman pozitiften iyi bir bilgi almış olsak bu iyi bir bilgi alışıyla hızlı bir şekilde etrafını çevirmiş oluruz.
Yani bu toplumu korumak aslında, bu Kayserimizi korumak, bu insanımızı korumak, aslında kendimizi korumak, başka birine değil. Evde izolasyon konusunda sıkıntımız var. Yani evde izole ol dediğimiz arkadaş, evde şöyle olacak. Yani bu 14 gün boyunca bir odaya kendini kapatacak. Bu odadan çıkarken maske takacak. Odadan çıkarken maske takacak. Diğer ev ahalisiyle ortak kullandığı şeyleri tamamen iptal edecek. Kendine özel bir, özel kişisel eşyalarını kullanacak. Ortak havlu kullanmayacak. Ortak tabak, çatal, kaşık kullanmayacak. Yani bunların hepsi mümkünse tek kullanımlık. Ortak yemek yemeyecekler. Eve ziyaretçi kabul edilmeyecek ya. Yani eve ziyaretçi gelmemeli. Yani böyle bir şey olmamalı. Bunları duyduğumuz zaman gerçekten çok üzülüyoruz. Ortak tuvalet, eğer farklıysa tuvaletleri, farklı tuvaletleri kullanmaları. Eğer tuvalet ortak ise mutlaka sulandırılmış çamaşır suyu, çok basit. Bire 10 sulandırılmış çamaşır suyunu her tuvaletten çıktıktan sonra oralar temizleyip o şekilde odasına geçecek. Ortak kullanım varsa bu şekilde bir kendini izole etmesi gerekiyor. Bu izolasyonla da 14 gün süresince izolasyonda kalması gerekiyor. Çünkü kendisi riskli kişi olarak addediliyor. Onu hem aile içerisine bulaştırmaması gerekiyor, hem de dışarıya bulaştırmaması gerekiyor. İzolasyonda da bu şekilde durumu anlattıktan sonra bizim bu izolasyonda eve aldığımız kişiler eğer evde test edilemez ise günlük ekipler Sayın Valimizin desteğiyle kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan ekipler vasıtasıyla evler kontrol ediliyor. Eğer evde test edilmemiş ise idari işlemler yapılıyor ve kişiler mutlaka aynı zamanda suç duyurusunda adliyeye sevk ediliyorlar. İzolasyonu bittikten sonra da bu şeye uymadığından dolayı gerekli işlem yapılmış oluyor. Müdürüm, şimdi vaka sayıları, vaka sayılarının artışı ve kapasite sorunu herkesin aklında problem. Şu an gerek bölge hastanesi gerek devlet hastanesi tamamen pandemi hastanesine dönüştü. Tabii bu vatandaşın normal sağlık durumunu da etkiliyor mecburen. Acil durumlar dışında sağlık hizmeti alamamış oluyor da kamudan. Bu kapasite yoğunluğu ne kadar daha sürebilir? Vatandaşımızın bu konuda dikkat etmesi gereken süreç ne? Çünkü hani acil hizmeti vermeye devam ediyorsunuz ama diğer kapasiteyle alakalı tedirginlik ve açılma ne zaman gibi olur? Bunlarla alakalı da bilgi alabilirsek seviniriz. Şöyle söyleyeyim, ilimizde tamamen pandemi hastanesi formatında tamamen kapatmış olduğumuz bir hastanemiz yok. Öncelikle bunu paylaşayım. Ancak olabildiğince imkanlarımızı maksimum düzeyde kullanmak istiyoruz. Bu maksimum düzeyde ara ara geliyoruz, diyoruz ki işte şunu yapalım. B planlarımız hazır, C planlarımız hazır. Burada biz özellikle üniversite hastaneleriyle ve özel hastanelerle de ortak bir platform oluşturduk. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu, bu problem hepimizin problemi. Sadece Kayseri Şehir Hastanesi'nin problemi değil, Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nün değil. Kayseri insanımızın ve Kayseri'deki tüm sağlık kuruluşlarının aynı şekilde problemi. Sorunlarımızı ve problemlerimizi ortaya koyup ortak akıl oluşturduğumuzda ortak yönelim zaten belli oluyor. Aklın yolu birdir. Biz de bu şeyi, bu düsturla yola devam ediyoruz. Geçen hafta sonu üniversite hocalarımızla ve tüm başhekimlerimizle toplantı yaptık. Bu arada bir toplantı daha yapacağız. Önümüze, çünkü gün gün şeylerimiz değişebiliyor. Verilerimiz değişebiliyor. Önümüze koyup tekrardan konuşmamız gerekebiliyor. Şu an dediğim gibi devlet hastanesinde merkezde de bir yapılanmamız var. Aynı zamanda Erkilet Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde şu an orada da COVID'li hastalarımız yatıyor. Şehir hastanesinde bu konuyu zaten yüklü miktarda şehir hastanesi sırtlandı götürüyor. Üniversite hastanemiz maksimuma çıkabilecek kapasiteye kadar yaklaştı. Oturup ortak bir yol izliyoruz. Hastaneler konusunda böyle bir çalışmamız var. Özel hastanelerde ihtiyacımız olduğu zaman yatış gerçekleştiriyoruz. Müdürüm, iki sorumuz daha var. Bir, son günlerde bizim de haberlerde gündeme getirdiğimiz düğün salonları veya sokak düğünleri. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve sizler de oldukça hassassınız. Yaşanabilecek olumsuzluklar ya da bu tür durumlarla alakalı tedbirleri sıklaştırdık mı? Nasıl önlemler gündemde?
Şöyle söyleyeyim, düğün salonları zaten başından beri bizim skopumuzda. Özellikle Sayın Valimizin bu konuda çok ciddi bir yüksek destekli yaklaşım var. Ve Sayın Valimizin önderliğinde şu an düğün salonlarında sabit gözlemci planı oluşturduk. Sabit gözlemciler var ve aynı zamanda gezici ekiplerimiz de yine anlık gelen bilgileri değerlendirerek gezici ekiplerimizi de burada değerlendiriyoruz. Tabii düğün salonları ve düğün, açıkta düğün yapanlar, okul bahçesi düğünleri, tüm bunlarla ilgili oturup konuşuyoruz. Şöyle, insanların en mutlu günlerini zehir haline getirmek gibi değil ama yaşadığımız bir dönem, bu dönemde yüksek riskli alan olarak belirlenen düğün salonları, oyun salonları, luna parklar, tüm bunları çok sıkı önlemlerle ancak çalıştırmak gerekir. Bu önlemlere de devam edilecek. Gerektiğinde ilerleyen süreçte gözlemliyoruz. Sahayı da gözlemliyoruz şu an. Yeni tedbirler alınabilir. Yeni tedbirler de alınabilir. Tüm bu konuları Sayın Valimizin başkanlığında zaten neredeyse her gün istişare ediyoruz. Sayın Müdürüm, son olarak yapılan testler, PCR testleri ve testlerin süreleri anlamında kamuoyunda 2 gün, 3 gün, 4 günler bahsediyor. Bunlar normal süreçler mi? Kapasiteye göre doluluklar ne alemde? Çünkü o test süreçleri ve onların kontrolleri adına da, filyasyonları adına da bu konuda da bilgi almak isteriz. Şöyle söyleyeyim, Kurban Bayramı sonrası özellikle gurbetçiler, vatandaşlarımızın çok yoğun bir talepler oldu. Bu yoğun talebi karşılamakta sistemimizde kapasitemiz belli. Bununla ilgili hemen yukarıyla paylaştık ve şu an Kayseri'de 2 tane özel hastanemizde bu testleri yapma izni aldılar. Şu an 2 özel hastane bu testleri yapıyorlar. Bizdeki fiyatla, oradaki fiyatlar da eşleştirildi. Harici bir fiyatla yapamayacaklar. Dolayısıyla dışarıdaki kapasiteyi de sisteme dahil etmiş olduk. Bununla birlikte testlerimizin gecikme süreleri kalmamış oldu. Şu an itibariyle yaklaşık en geç 30-36 saatte test sonucu çıkıyor. Bu akşam itibariyle de 24 saate inecek. Evet. Bizim planımız o şekilde. Kayseri Devlet Hastanemizde de bir cihaz kurduk. Burada Devlet Hastanesi'nin bünyesinde de 3. bir merkez olarak, yani Erciyes Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi şeklinde şu an Kayseri'de kamuda 3 merkez. Özelde de isim vermemde sakınca yoktur herhalde. Melikgazi Hastanesi ve Sistem Hastanesi de yurt dışı PCR'larını çalışacak sadece onlar. Bir de isteğe bağlı PCR çalışmasını yapabiliyorlar. Bir de futbol kulüplerinin maçlardan önce PCR talepler oluyordu. Onlara sadece yetki verildi. Harici diğer bizim kendi sistemimiz içerisinde ise kendi numunelerimizi 24 saat içerisinde verecek şekilde çalışmamızı sistem planladık. Anladım. Sayın Müdürüm, son bir mesajınız Kayseri halkına. Ben şöyle söyleyeyim. Bu korona pandemisinden kurtulmanın yolu belli. Burada hareketliliği azaltmak birinci kuralımız olacak. Hareketliliği artırdığımız sürece koronayı taşımış oluruz. Sürekli dağıtmış oluruz. Bunu azaltmanın yolu elimizde. İkincisi, bireysel önlemlerimizi tam olarak uygulayacağız. Maskemizi sağlayacağız. Mesafemizi açacağız. Yani 1,5 metreden yaklaşmayacağız birbirimize. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Şimdi biz filyasyonda neyi alıyoruz? Diyoruz ki 1,5 metreden yakın, maskesiz, 15 dakikadan fazla. Bir de bir iş yerinde işimizi bitirdiğimiz zaman hiç beklemeyelim. Orada oturup muhabbet etme, orada oturup işte beraber çay içme. Ha, şunu da söyleyeyim. Biraz önce aslında ben tüm o oturumlarımızda falan söylüyorum. Mümkün olduğu kadar makamlarda, ziyaretleşmelerimizde çay ikramlarını kaldıralım. Çay ikramlarını iptal edelim. Yani çünkü ortaya bir şey geldiği zaman ikram, o ikramı yemek için mecburen ne yapıyoruz? Maskeyi indiriyoruz. Karşı taraf da maskeyi indirmiş oluyor. Evet. Muhabbet de biraz uzun sürdü. Al sana 15 dakikayı geçti. Biz bunu en çok nerede gördük? En çok inanın çok riayet eden iş merkezlerinde vakalar çıktığında tekrar incelediğimizde en büyük risk alanının çay molaları olduğunu gördük. Çünkü çıkıyor işçi dışarıya, çay molası verirken
ya çayını içiyor. Yani orada zaten 15 dakika, 20 dakika bir o süreç geçiyor. Yakınlaşılıyor, muhabbet ediliyor, konuşuluyor. Yani mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağını bilemiyoruz. Onun için ben diyorum ki karşılaştığınız herkesi virüslüymüş gibi düşünerek o şekilde davranın. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunu. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Kayseri'de iyi bir birlikteliğimiz var. İyi bir Kayseri'nin sinerji kültürü var. Bu sinerji kültürünü pandemi mücadelede değerlendirmemiz gerekiyor. Hakikaten biz bu sinerji kültürünü organize sanayi bölgemizle, Kayseri Sanayi Odası Başkanımızla, organizedeki vakaların olduğu dönemde çok ciddi manada ortaya koyduk ve sonuçta aldık. Gerçekten çok güzel bir çalışma yürüttük. Elhamdülillah yani oranlarımız çok orada düştü. Şimdi burada aynı sinerji kültürünü toplumumuzla da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani Kayseri toplum olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önlemleri toplumla kaldığımızda bir anlam var. Toplumla kalmadığımız zaman, kendi kültürümüzü bu şekilde oturtturmadığımız zaman, inanın korona bana bir şey yapmaz gibi yaklaşmanın hiçbir anlamı yok. Sana bir şey yapmayabilir ama senin babana yapar. Dün benim arkadaşımın babası rahmetli oldu koronada. Hepimizin yakınlarında artık bu tarz şeyler görmeye başladık. Geçen bizim başka bir ilde 35 yaşında bir arkadaşımız rahmetli oldu. Yani gençler tutmaz diye de düşünmeyelim. Çocuklar tutmaz diye de düşünmeyelim. Mümkün olduğu kadar koruyucu olalım. Onun için bu konuda azami bir gayret göstermemiz gerekiyor. İnşallah ben bu gayretle birlikte, el birliğiyle birlikte bunun aşılacağını düşünüyorum. Ben öncelikli olarak ilimizde bize destek veren Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kurum amirlerimize, Organize Sanayi Bölgesi Başkanımıza, tüm 3-4 Organize Sanayi Bölgemizin başkanlarına ve Sanayi Odamızın başkanına, Ticaret Odamızın başkanına, Kayseri Borsa Başkanımıza, hakikaten inanılmaz destek veren tüm iş adamlarımıza, neye ihtiyacınız varsa deyip bize günlük her gün soran değerli iş adamlarımıza, iş insanlarımıza ve tüm destek veren, burada adı şu an aklıma gelmeyen tüm destek veren arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. El ele verelim, birlikte olalım, bu işi önlemlerle aşalım.